Herkese merhabalar. Hadi gelin en çok karıştırılan uyuzla kurdeşen arasındaki farklardan bahsedelim. Malum o kadar çok yorum geldi ki artık bu videoyu çekme ihtiyacı duyduk. Hadi başlayalım. Birinci fark, hastalığın etkeni. Uyuz hastalığı Scabies hominis adında bir dış parazitin neden olduğu bir hastalıktır ve enfeksiyon hastalığıdır. Kurdeşen ise herhangi bir etkenin neden olduğu alerjik bir belirtidir. Kurdeşen yani ürtiker akut ya da kronik olabilir. Oluşma nedenlerine göre birçok çeşidi var. Bu nedenler soğuk, sıcak, böcek ısırması, basınç, güneş ışınları, enfeksiyon veya kimyasal maddeler diye uzayıp gidiyor. Hatta spor sonrası veya bir ilaç sonrası bu ürtikerde oluşabilir. Nedenlerden bahsettik. Şimdi teşhis nasıl konuluyor ondan bahsedelim. Kurdeşende böyle deri döküntüleri oluyor cildimizde. Ve bu döküntüler tipiktir. Bu nedenle hekimler kolaylıkla hasta şikayetleriyle ve bulgularla hızlıca ürtiker tanısı koyabiliyorlar. Kesin tanı ancak bazı testlerle mümkün olabilir. Ürtiker tanısı koymak için mutlaka hastanın ürtikeri tetiklediği ajanlar sorgulanmalı. Yani testler yapılmalıdır. Bu testler böyle alerji testleri oluyor, böyle küçük küçük daireler çiziyorlar kola vesaire. Bunlardan bahsediyorum. Uyuz hastalığında ise net bir tanı testi yok ne yazık ki. Hastanın fiziki muayenesine, kliniğine ve şikayetlerine binaen bu tanı konuluyor. Biyopside ise %100 tanı koymak ne yazık mümkün değil. Çünkü uyuz vücudun her yerinde olabiliyor veya çok az bir kısmında oluyor. Ama yapılan biyopside siz uyuz olmayan bir yerden örnek vermiş olabilirsiniz. Bu da ne yazık ki %100 imkanını biraz daha ihtimal düşürüyor. Üçüncü etken ise vücuda tesir ettiği yerler. Yani bulunduğu yerler. Kurdeşende kafa da dahil bütün vücut etkilenebiliyor. Yani her yerde görülebilir. Fakat uyuzda belli başlı noktalarda baş gösteriyor, sonra yayılıyor. Ya işte parmak araları, ondan sonra genital bölgeler vesaire, bura başta olmak üzere boyun altındaki çoğu yerde biz uyuza rastlayabiliyoruz. Hatta bebekler hariç uyuza boyun üstünde çok rastlanmıyor. Şayet kafanızda, saç diplerinizde bir kaşıntı varsa bu büyük ihtimalle uyuz değildir. Yukarıdaki linkte uyuzla ilgili soru cevaplar var. Buradan uyuzla ilgili aklınızda hangi soru varsa o videoda yayınladık. Orada izleyebilirsiniz. Başka sorunuz varsa yoruma da yazın, onu da cevaplarız. Dördüncü ve en önemli fark ise uyuz enfeksiyonel bir hastalık. Yani uyuz bulaşıcıdır. Kurdeşen bulaşıcı değildir. Uyuz bir kişi koltuğa oturdu, yatağa yattı vesaire, sonra bir başkası geldi, o uyuz diğer kişiye bulaşabiliyor. Fakat kurdeşende böyle bir şey yok. Hatta akut kurdeşen 24 saat içinde kaybolabiliyor. Kurdeşen vücudun bir şeye aşırı etki vermesinden dolayı oluşan bir tepki. Siz bu etkiyi ortadan kaldırırsanız vücudunuzun verdiği tepkiyi de azaltmış, kurdeşenden kurtulmuş olabilirsiniz. Diğer yandan kurdeşen hani bu 24 saat içinde kaybolabilirken vücudunuzda bırakılan uyuz izleri, o lezyonlar kalıcı hale de gelebiliyor. Hatta bunları yok etmek için insanlar kremler kullanıyorlar, tedaviler görüyorlar. Bazıları estetik bile oluyor çünkü iz bırakıyor uyuz. Fakat kurdeşen kalıcı bir hasar, iz bırakmaz vücudunuzda. Diğer bir farksa bunun süresi ve tedavi yöntemi. Akut kurdeşen yani akut ürtiker 24 saatten kısa sürerken veya 24 saate kadar sürerken, kronik ürtiker 6 haftaya kadar vücudunuzu bırakmıyor. Kurdeşen tedavisinde antihistaminikler, kortikosteroidler kullanılabilir. Fakat kortikosteroidler, antihistaminikler uyuzun tedavisinde kullanılmıyor. Bir faydası yok. Tamam, sizin cildinizi hissiz hale getirir, kaşınmanızı azaltır ama uyuzu vücudunuzdan uzaklaştırmaz. Ama kurdeşende oldukça faydalı şeyler bunlar. Uyuzun tedavisi o kadar zor ki piyasadaki ilaçlar bile şu anda çok fazla fayda etmiyor. Bunu hepimiz yaşayarak öğrendik. Bununla ilgili, tedavisiyle ilgili bir video daha çektim, bu linkten ulaşabilirsiniz ona. Ama kurdeşen o kadar korkulacak, amansız bir hastalık değil. Açıkçası uyuz da değil. Onun da tedavisi var. Fakat bu hastalık çeşitlerinde sabırlı olmak, tedavide istikrarlı olmak çok önemli. İstikrarlı olmadıkça, belli bir düzende tedaviyi takip etmedikçe bunlar tekrar tekrar size bulaşıyorlar. Özellikle enfeksiyon hastalıkları. Size bu iki hastalığın kısaca farklarından bahsetmek istedim. Çünkü çok fazla soru geliyor ve birbiriyle karıştırılıyor. Sürekli insanlar gelip
benim kafam kaşınıyor, ben uyuzum diyor, yok diyoruz değil. Kurdeşen olduğunu kabul etmiyor ya da yanlış bir tanıyla, yanlış bir tedavi yöntemiyle oldukça zaman ve sinir kaybına neden oluyorlar kendi kendilerine. Sizlerin yaptığı yorumlar ve talepler doğrultusunda bu videoları çekmeye devam ediyorum. Yine aklınızda bir soru işareti olursa yorumlara yazmayı ihmal etmeyin. Ben bunu olabildiğince hızlıca cevaplayacağım. Onun dışında Instagram, Twitter vesaire bu adreslerde mevcut. Bize bütün platformlardan Bilge Panter ismiyle ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bay bay.